İmralı'da tecrit ilk günden itibaren vardı. Şöyle ki e, o zamanların tek gerekçesi şeydi, koster bozuk derlerdi. Yani bir araç vardı işte deniz aracı, koster diyorlar. E, İmralı'ya öyle gidiliyor ama avukatlar e, her gittiğinde, her hafta görüşmeye gitmek istediklerinde diyorlardı ki koster bozuk götüremeyiz. Biz savcıya gidiyorduk, Mudanya savcısına ve ben bir, bir konuşmayı hiç unutmuyorum. Biz dedik ki yani neden görüşme yaptırılmıyor? Dedi ki koster bozuk deniyor dedi. Ben, benim bu konuda başka yetkim yok. Ben, biz de dedik ki yani tek yetkili sizsiniz. Bu, o cezaevinden sorumlu savcı sizsiniz ve siz diyorsunuz ki ben yetkili değilim. O zaman kim yetkili? Dedi ki ben kimin yetkili olduğunu söyleyemeyeceğim. Sizler de biliyorsunuzdur herhalde dedi bize. O zaman tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim tarzı daha farklıydı. Askerlerin egemen olduğu, işte hükümetlerin daha güçsüz olduğu bir e, süreçti. E, şunu çok iyi biliyorduk ki Özel Harp Dairesi veriyordu bu kararları. E, o nedenle... Zaman zaman tabii ki bu tecrübin azaldığı dönemler oldu. Çünkü o zaman Kürt sorununda daha yumuşama politikaları ön plandaydı. İşte barış sürecinde herkes gitti görüştü. Devletin bilgisi dahilinde hatta yardımıyla yani yollar açılarak gidildi, görüşmeler yapıldı. Ama 3 yıldan fazladır hiçbir görüşme yapılamıyor. Bu hiçbir hukukta olmayan bir şey. Türkiye... Ee, İmralı Cezaevi konusunda kendi iç hukukunu da uygulamıyor. Şöyle ki orada sadece Abdullah Öcalan kalmıyor. Orada başka üç mahpus daha var. Ve bu üç mahpus da aileleriyle ve avukatlarıyla görüşemiyorlar. Bu akıl dışı bir şey. Yani hem hukuk dışı hem akıl dışı. Uluslararası hukukun da e, İmralı Cezaevi konusunda yapılan başvurulara karşı son derece sessiz olduğunu Sipitinin e, aynı biçimde Sipitinin raporları kamuoyuna açıklanmıyor ama bu konuda son derece sessiz kalındığını düşünüyorum. Çünkü İmralı cezaevi ve bu cezaevinde kalmak, çok uzun yıllardır kalmakta olan Abdullah Öcalan'ı siz sadece bir hükümlü olarak kabul edemezsiniz. Kürt sorununun Kürt sorunundaki çözümsüzlük politikalarının değişebilmesi için temel bir faktör orası. Ve orada uygulanan her baskı yöntemi aslında Kürt sorununda da çözümsüzlük politikalarının artmasını artması anlamına geliyor. Ben bu konuda kendilerini muhalifim diyenlerin de son derece sessiz kaldıklarını düşünüyorum. Bir hukuk dışı uygulama var çünkü. Buna mesela e hiç kimsenin siz tepki gösterdiğini gördünüz mü yani HDP dışında? Hangi siyasi parti bu hukuksuzluğa karşı tavır gösteriyor? E, o nedenle işte iktidarın ve muhalefetin aynı politik e, ideolojiden beslendiğini düşünürsek bu sessizliğin nedeni de anlıyorsunuz. Kürt sorunu uluslararası bir sorun. Kürt sorunu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir sorun değil. Dört farklı ülkeyi, dört parça bölünmüş bir Kürdistan'dan söz ediyoruz. Türkiye'yi, İran, Irak, Suriye dördünü ilgilendiriyor ve bu dördü de jeopolitik olarak dünya için son derece önemli. Kürt sorunu uluslararası bir sorun. Abdullah Öcalan'ın... Türkiye'ye bir şekilde bu Türkiye'nin tek başına yaptığı bir şey değil. Tabii ki bu uluslararası merkezlerin kararıyla olmuş bir olay, bir durum, bir gerçek. Ve şöyle bir şey konuşuluyordu hep daima. Kürt sorununun çözümü için işte bu kullanılabilir bu olay ee, özellikle ABD'nin Türkiye'ye e, Abdullah Öcalan'ı teslim etmesinin daha doğrusu bir komplo sonrasında teslim etmesinin nedeni Kürt sorununu çözmeye zorlamak halbuki tam tersi tabii ki oldu büyük bir çözümsüzlük politikası. Daha da derinleşti. Ee, tabii ki İmralı'daki uygulamalar hukukla açıklanacak bir uygulama, bir mesele değil. Bu tamamıyla siyasi bir mesele. Ee, Abdullah Öcalan en önemli aktör durumunda. Yani Kürt sorununun çözümünün konuşulacağı en önemli aktör durumunda. Ve bu barış sürecinde yaşandı zaten. Barış sürecinde son derece açık bir biçimde yaşandı. O aktörü sessiz bırakmak, onu engellemek Kürt sorunun konuşulmasını dahi engelliyor. Yani bu çözümsüzlük politikasının topluma yayılması, tecridin tüm topluma yayılması. Bugün mesela herkes ya cezaevinde ya cezaevine girmek üzere ya adli kontrollü. Aslında tecrid bütün topluma yayılmış durumda. Oysa ki şunu gördük biz, barış sürecinde şunu gördük. Devlet isterse barış olur. Yani bu toplum devlet ne derse onu kabul eden bir toplum. Devlete karşı hiçbir zaman itiraz geleneği yükselen bir toplum değil. Biyatçı yani lider ne diyorsa onu kabul eden, devlet ne diyorsa onu kabul eden bir toplum. Mesela barış süreci yaşandığında hiç olay oldu mu? Irkçılar sokağa çıkıp orayı burayı yağmaladılar mı? Hayır herkes bu süreci kabul etti. Şöyle baktılar devletimiz yapıyorsa bir bildiği vardır. Bu şekilde bakıyorlar. Yani o nedenle şunu görmek gerekiyor. Eğer bu coğrafyada barış olacaksa devlet isterse olur. Devlet isterse çok kolay bu iş. Şu anda devlet istemediği için bir çatışma ortamı devam ediyor. Bir çözümsüzlük ortamı devam ediyor ki bunun da en önemli merkez çözümsüzlüğün en önemli merkezlerinden biri de İmralı Cezaevi'ndeki tecrit. Eğer İmralı'daki tecrit kaldırılırsa bu coğrafyamızda yeni bir barışın da filizlenmesine sebep olabilir. O nedenle bence bu barış süreci çözümsüzlük politikalarının yavaş yavaş ortadan kalkması çok önemli. Bunun için de İmralı'daki tecritin sona ermesi gerekiyor.